Halin pişirip dua kılın, halin bakırıp dua. Lekin ne kılın? Şunda çökeyken adam aman kaladı. Yok olgan adam topladı. Balalangan insan kutuladı. Kesel tüzeladı. Tenlikdeki torlikdeki adam kengilike çıkadı. Menge dua kılıyorlar, men icabat kılaman dedi. Endi soval. Allah dua kıldı yaptı. Men icabat kılaman diye yaptı. Dua kılıyap biz, dua kılıyap biz, icabat bu mu? Yilda tug'ilgan tashxisi DTSP mikrosefaliya sidirgisi bor. Biz Toshkent shahri Sirdaryo viloyatida yashaymiz. Bola mana 5 yoshga kirgan, hali yurmaydi ham, gapirmaydi ham, o'tirmaydi ham. Faqat yotadi. Bir uyimizga kelganingizda o'zingiz ham ko'rgandingiz bolamda. Har 3 oyda Toshmeda lichina olamiz, yangi Toshmeda. O'shanga 11 oydan beri yotilganimiz yo'q. Uyda qaynana qaynatamam nog'ironligi bor. Qaynatam onkologiyaga qaynanamga insult bilan uchmadi. Shuni bolamga o'tirib bo'lolmayapman. Ikkita bolamni yotib ichini qilishim kerak. O'shanga sizdan iltimos qilyapman. Yordam bering. Bolamni plastik kartasi bor, pensiyasiniki. Agar xo'p desangiz, bolamni haqqiga duo qilib, organizatsiyani bir yotganimizda 3.5 million ketyapti. 3.5 4 million ketyapti. Har 3 oyda topishim qiyin bo'lyapti. O'zim bir joyga chiqib ishlay desam, ularga qarashga odam yo'q. 12 kishimiz uyda. Shunga akajon, yordam bering. Sahob peshin sizlar Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Alloh roziligi uchun yordam beringlar. Shu bolam. O'zgarishlar yaxshi bo'lyapti, Xudoga shukr. Medisinasını toxtatıp koymayın, karatayın deyişyaptı. Azı havalı ısıq bugana da süt örgüsü köpeydən. Çünkü ip olmayıbdan uydu. Lichina alış gerek. İklan sancırıqı. Oradan verin. Hoş balamı bir mutlu yoldan verin. Kim özümde tut olum o da haklısı. Şu balı canım rahimlerim kesin. Anca hırılaşları var. Nefes alışları kıyım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Tazkiyatun nefs silsile dersinden birodarlar zikir manzilat hakkında suhbat kılamız. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Senga gene ibodat qilamiz, senga gene suyanamiz martabasida zikr manzilat. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Alloh taolo Qur'oni Karimda siz bilan bizga xitob qilib aytadi: "Ey mu'minlar, Allohni ko'p zikr qilinglar va ertayu kech u zotni poklab tasbih aytinglar." Mana shu oyat siz bilan bizga zikrni vojib qiladi, zikrni farz qiladi. Ulamolar aytishadi, insonning a'zolarini har bittasini o'zining alohida ibodati bor. Ko'zning ibodati harom narsalardan tiyilish. Ko'zning ibodati harom narsalardan tiyilish va bu borliqqa tafakkur qilgan holda osmon yerga nazar solishlik. Quloqning o'zining ibodati bor. Oyoq qo'lning o'zining ibodati bor. Qalbning ibodati birodarlar ixlos. Qalbning ibodati zikr. Mana shu a'zolarimiz bilan qiladigan hamma ibodatlarimizni ma'lum bir vaqti bor. Namozni o'qidigan ma'lum vaqti bor. Ro'zani tutadigan ma'lum vaqti bor. Hajni umrani qiladigan ma'lum vaqti bor. Vaqti o'lchovi bor. Demak, muayyan vaqtdagina qilinadigan ibodatlar. Zikr esa uni muayyan vaqti yo'q. Zikr qalb bilan, til bilan bo'ladi. Uni muayyan aniq vaqti yo'q, vaqtincha emas. Va aqimis solata li zikri deydi Alloh taolo Qur'onda. Meni zikr qilish uchun namozni to'kis ado qil. Qarang, namozdan ko'zlangan maqsad Allohning zikri bo'lyapti yana. Zikr valiylikning eshigi.
Allah'ın dostu, velisi buluşunu haklıgen bende, zikirini özge lazım tutuşluğu kereyim oladı. Kimde zikir var bolsa, demek o Allah bilan bağlanı aladı. Kimde zikir yok bolsa, Allah'tan üzüladı. Zikir, braderler, kalbinin hayatı ve kuvveti. Zikir kıyan adamın kalbi tirik boladı, hayat boladı ve kuvvetli boladı. Kaçan bana şu kalp, til, zikirden üzüladıken bolsa, cesat kabirge aylanıp kaladı. Zikir, yurtning obodligi. Siz bilan bizi xonadonimiz faqatgina Allohning zikri bilan obod bo'ladi. Zikir mo'minning quroli. Mana shu zikr degan quroli bilan mo'min o'zini nafsini yomonligi va shaytonni vasvasasiga qarshi kurashadi. Agar shu qurol yo'q bo'lsa, nafsi va shaytoniga qul bo'ladi. Zikr bilan Allohga bo'lgan shavq o'ti o'chiriladi. Zikir bilen kalplar davalanadı. Ala bi zikrillahi tatma innul kulub. Agah bolilar deyapti Allah Ta'ala. Eşit koyular, bilip koyular, kalplar fakat yine Allah'ın zikri bilen aramaladı. Şunali mi? Dünya matahı bilen, pul bilen, mansab bilen, obro bilen, maşhurli bilen, hatırcan bu miydi? Siz bilan biz yaratgan parvardigorimiz aytyapti, ogoh bo'linglar, eshitib qo'yinglar, bilib olinglar, qalblar faqat Allohni zikr qilishligi bilan orom bo'ladi. Aniq bilaylik, zikr qalbning hayoti. Qalb faqat zikr bilan tirik bo'ladi. Uylarimizda ana shu derazalarimizni gullarni terib qo'yganmiz, tuyakka ekib. Suv quyib turasiz, chiroyli o'sib turadi. Suv qo'ymasangiz nima bo'ladi? Quriydi. Öladı. Buradalar kalp ham onu suvu var. Kalp onu hayatı var. Mana şu zikir kalbinin suvu boladı, hayatı boladı. Eğer insan zikir kımaya koyarken Allah'ını kalp kesel boladı, kuruydu, öladı. Estağfirullah. Ellezine amanu ve tatma innu kulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma innul kulub. Ular iman keltirgen kalpları Allah'ını zikir kılışı bilen aram aladigen zatlardır. Mumunlar iman keltirgen ve onların kalpleri Allah'ını zikir kıyanda aram aladı. Agah buluyorlar kalpler fakat Allah'ını zikir bilen aram aladı. Hasan Basri bana uluk tabiinlerden bu kişi aytadı halavatını üçte nesede kıdırıyorlar. Mumun adam bana şu üçte işten bittesi de buluşuyor gerek. Eğer bana şu üçte işten bittesi de bularken, mumun halavatta buladı. Kalbi aramda buladı. Sakinette buladı. Namazda, zikirde ve Kur'an tilavatıda. Eğer dedi Hasan Basri, zikirde, namazda, Kur'an'da turup, halavatını topsaylar, topdiler. Ama namazdayım, zikirdeyim, tilavattayım onu toppasaylar, biliyorlar ki sizler için Allah'ın eşkileri yapık iken. Buradalar, daim Allah'ını zikir kılıp yoradığın adamını hayatı asuda, kalbi hasırdıcam, sakinette ikenliği hayran bulmayalar. Daim zikirde yürüyen adamın hayatı, kalbi asayişte ikenliğinden hayran bulmayalar. Bunun örneğe, gafil insanlar, Allah'ını zikir kılıçtan gafil bulgenler, kana kılıp kün keçiri yaptı, çünkü hayran buluyorlar. İnsan gâhıda, özü bilen Rabbisinin ortasında bir tosuk varlığını kıskıladı. Sama işçileri göğe ki yapık dik. Kur'an tılavat kıladı, hiç insanı kıskımıydı. Oturup zikir kıladı, hiç insanı kıskımıydı. Kur'an tılavat kıladı, hiç insanı kıskımıydı. Bunu mu deken? Bu kanaka halat. Bu, sama eşikleri siz için yapık degeni. Ne sebepten yapık o eşik, bilesin mi? Demek amalda nuksan var. Namaz okubam, Kur'an okubam, zikir kılıbam. İnsan kalbini Allah'a bağlangenini kıskımadı mı? Demek bu insan hayatta bir çekeste kop gitken insan eken. Bunda adam için gafletten hoşuyorluyken beraber eken. Özü aslında İnsan özünü gafilette ekenliğine his kılış için aval hoşyar bol iş kanaka ekenliğine his kılış gerek.
Siz aram op görgen bosez zikir bilen, Kur'an bilen. Keyin şu nesilden üzülüp koyganızda nimadan mahrum koyganızı bilesiz. Çünkü tatip görgensiz de. Endi umuman bir maddeyem Allah bilen bağlanıp kalbinizde sakinatı kıskınagen bosez. Daim gafilatta boğgan bosez. Hoşyarlığını, kalbini tırılgini kayadan çünasız. Kalbin uyğamı dese, ha deydi. Allah'a bağlanken mi kalbin dese, ha deydi. Lekin aslida şey. İnsan Allah'tan acıralıp kalgenliğini kıskılışı için avval Allah'a bağlanıp görgen buluşluğu gerek. Hasan Basriyeti yaptı. Halavatını üçten asada isteyirler. Birincisi, namazda, zikirde, Kur'an tilavatıda. Bana topunu böyle koyup oynanıp göreyim de. Üyde Kur'an okuyorsunuz. Ya ki zikir ayetlerse oturup. Ya ki namazda durarsınız. Öşe halavatlı sıkıyan mısınız bir armatta? Gece şöyle taraf okuyorken kelamızdan bir tasayet yaptı. Başı keyingi tur rakette ben şuna sana toptum diye yaptı. Üzüldüm dünyadan deydi. Salon bergenden kayttım böyle deydi. O hayalı bazarda koyuyken maşinası yıketkenmez. Hakikaten dünyadan üzülgen bana halavat. Eslep göreyim de şuna sana boyan mı? Karın şuna kadar nasıl var? Tatıp görgensin mi? Yok tatıma gensin demek muamma var. Demek amelimizde nüksan var. Sahabe-i kiramlar namaz okuyken de dünyadan üzülüşken. Urva İbn-i Zübeyr raziyallahu anh'ı ayağını kesişkili buladı. Aksakal adam mı? İsleyemizden şunu. Müskür için deyişedi. Yani şimdi maskeli adı gönderse ki az gene bana o hısılardı öldürerdi. Narkozdu onun da. Degen de içmeyeyim mi müskür dediydi. Kesi oraylar. Çıdanıyız siz ise tohtaylamaya zikirde başlayayım ben deydi. Zikir gekirerdi dünyadan üzülerdi. Ayağını kesip buluşadı, zikirde tohtat yenirken kuşudan ketedi ağırlıktan. Anak anakı boyun adamlar. Ala bi zikrillahi tatmainnul kulub. Agah buluylar, Allah'ını zikir kılış bilen kalpler aram olur. İnsan özünü kalbini beparva taşap koymasını gerek. Ne bu ayet işi mümkün. Elhamdülillah, Müslümanman, namaz okuyman, akidem doğru. Doğru, güzel, cüdeyem güzel. Lekin kalbin ki, kalbin tırı mı? Kalbin Allah'a ikbal kılgen buluş gereğmez mi? Kalbin Allah'a muhabbetli buluş gereğmez mi? Kalbinde Allah'dan bugün korku bulan ümit bir vaktinizde cemlenmiş gereğmez mi? Eğer kalbimizi işe bir itibarı buladığında olsa buradalar hayatta bir çekeste kop getemiz. Demek Müslüman adamın kalbi üç doğrunda halavat topadı. Namazda, Kur'an'da, zikirde. Üç arasından bir tasla buluşmamız gereği olan. Eğer eşiğler biz için yapıp olacağını görsek, bileylik ki amellerimizde kemçiliğimiz var. Buradalar, şeytan adam balasını gaflet bilen yengip koyadı. Şeytan adam balasını gafillik bilen, gaflet bilen yengip koyadı. Şimdi hud düşünce uçayındaki bende şeytanını zikir bilen yengedi. Demek ya siz şeytanını yengesi zikir bilen, ya usuzu yengedi gaflet bilen. Demek siz ya galipsiz, ya mağlupsiz. Üçüncü variant yok. Adamlarda cüde köpçiliği mağlup, gafil. Zikir, salih amellerinin ruhudur. Zikirsiz, salih amel mayyittir. Yani, kalbiz bilen turupsiz, ikbal kılıp Allah'a, namazda. Ya ki şerilerden gölgenizden turupsiz çıkıp yetkeni. Özü çıkıp yetkiz kele yaptı. Demek kalp ölü çıkıp yeti orayı ona buladı yalnızsa. İhsan kıyız yok. Kalbiz bilenmez bu. Şerigizden hıcarat o yönden beri yapsız. Demek ölü bu amel. Demek buradalar zikirsiz, trik kalpsiz, salih ameller ölü buladı. Hazır hükümde burayı yaşlı kıbo muydu? Degen geplerde eşlik olamaz ha? Hazır burada yaşlıgını buladığın zamanmaz. Eşlerimize ihtimal özümüzden hem çıkıp oladı. Bilesin mi kim aytadı bu yaptı? Kalbi ölü adam aytadı. Eğer insanın kalbi ölü gibi olsa,
Ve bana şu halatı da salih amal kıladırken bulsa, onun bu amali köbrak, adamlarda razı kılıç tarafıge ağıp getirdi. Nifakka ağıp getirdi. Riyagi hoca kürsünge ağıp getirdi. Kaytar hemen, eğer insanın kalbi önlük bulsa, zikir bulan tırıltır olmadan bulsa, kalbi önlük bulsa, gafur bulsa, şu halatta kıyan savab amellerden, adamlardan mükafatını kütüştü başlaydı. Adamlardan rahmetini, minnettarçılığı kütüştü başlaydı. Eğer onu bu yakşılığa minnettarçılığı bildirişmese, onu maktaşmese, kadırlaşmese, cezalığa düşerdi. Alamlanadı, minnet kıladı. Bu amel için maktağını kütüldü. Kıyan ameliz için maktağını kütüldüken legiz buradır, kalbinizi ölüyülüğe dalaladı. Şunu alayım mı? Hiç kim rahmet demiydi de. Çekenen hiç koyganız yok. Kançadır sallap koyganızsız. Kançadır yordam kıldıyız. Hiç kim de. Normal deydi. Rahmet hem de koymadı ya kara deysiz. Ha demek kalbiz ölü halde kıldıyız bu sevaptı. Ha Müslüman adam kana kapı olardı eğer kalbi tri bop durup sevabını kısa. Yaşarar mıydı? Yaşarar mıydı? Ya köz köz kılar mıydı? Übey ibn-i Ka'b raziyallahu anhu künde aytadigan zikirleri var. Ya Resulullah, her günü aytadigan zikirlerimni kançası sizge salavat bosun. Resulullah aytdilar, kança köp bosa şunca yaşı. Künde aytadigan zikirlerimi üçten biri sizde zikiriz bosun mu? Mesela bir saat zikir aytadigan bosa irtelap, şundan üçten biri sizge salavat bosun mu? Kança köp bosa şunca yaşı. Yarımı sizge salavat bosun mu? Kança köp bosa şunca yaş. Hama zikirim sizge salavat boladı. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem karab durup İdan tukfa hammuka ve yugufarudan buka dediler. Ha onda bosa günahlariz keçirilişi gamlariz halboluşuge kifaya kılarken de dediler. Kan deyindi. Damlı bir günde bir sual salavat ayet koysam. Şu bulan problemi halbop boladı mı? Ha, bizdeki hal boladı, seninki hal bo'lmaydi. Nima uchun seninki hal bo'lmaydi? Sen ishonmayapsan. Seninki hal bo'lmaydi. Sen million marta aytsang ham hal bo'lmaydi. Chunki Rasulullohning so'zini aqidaga olmayapsan iymonga. Birodarlar, bizning muammoimiz shunda. E'tiqodimiz, ishonchimiz sus. Gunohlaringni kechirilishiga kifoya qiladi, g'amlaringni yechilishiga kifoya qiladi. Demek birodarlar, zikir bu kalbinin hayatı. Zikir bu kalbinin suyu. Kalp fakat yine Allah'ın zikiri bilen tirik oladı. Kalp fakat Allah'ın zikiri bilen aram oladı. Zikir, mu'minni, şeytanga ve nafsiga karşı bo'lgan kuralı. İnsan zikir bilen şeytan ve nafsini yengadi, yok ki şeytan onu gaflet bilen yengip koyadı. İnsan ya galip oladı, ya mağlup oladı. Tazkiyatun nafs silsile derslerden birodarlar zikir manzilatını okuyarken dedik, devam etmemiz. Zikir şeytanını kuvadı ve seveliydi. Zikir Allah Ta'ala'nın razı buluşuyla sebep. Zikir gam anduklarını kütarlılışıyla sebep. Zikir şadlik ve sururge sebep. Zikir kalp ve bedenin kuvvetli buluşuyla sebep. Zikir kalp ve yüzünü nurli buluşuge sebep. Zikir, rızkının keng buluşuge sebep. Zikir, mahabat, halavat ve güzellikke yetişge sebep. Zikir, Allah Ta'ala'nın muhabbetige sebep. Zikir, Allah yakın buluşuge sebep. Zikir, ihsan mertebesi yetişge sebep. Zikir, Allah'a kayıtış nur getirdi. Zikir, marifet işigini açadı. Zikir sebepli Allah bandanı zikir kıladı. Zikir kalbinin tirik buluşuyla sebep. Buradalar zikir Allah Ta'ala aytgan vela zikrullahi akbar. Allah'ın zikir kılıçlik, Allah'ın zikri en büyük narsa. Zikir en büyük narsa. Kur'an-ı Kerim'de zikir 10 hıl vacih bilen varid bo'lgan. Bugün şularını okuyunuz. Birincisi Allah Ta'ala zikir kılışke mutlak ve mukayyet büyürüyen. İkincisi,
Zikirning ziddi bo'lgan, g'aflatdan qaytargan. G'aflatdan va unutishlikdan Alloh taolosi siz bilan bizni qaytargan. Uchinchisi, najot va yutuqni zikrni ko'p va davomiy aytishga bog'lab qo'ygan. To'rtinchisi, ahli zikrlarni Alloh maqtagan. Ular uchun mag'firat bor, ular uchun jannat bor deyilgan. Beshinchisi, zikrga beparvo bo'lgan insonlar hasrat va nadomatda bo'lishlari xabar berilgan. Oltinchisi, banda Allohni zikr qilsa, Alloh shu bandani o'zi zikr qiladi. Yettinchisi, eng buyuk narsa bu Alloh taoloning zikri. Qur'onda shunday deyilgan: "Vala zikrullohi akbar." Allohning zikri hamma narsadan ulug'. Sakkizinchisi, Alloh taoloni zikr qilsagina inson Allohning oyatlaridan foydalanadi. To'qqizinchisi, Allohni, Alloh taolo zikrini amallarning hammasiga qarina qilib qo'ygan. O'ninchisi, Alloh zikr Alloh taoloning roziligiga sabab bo'ladi. Mana endi mana shu 10 ta vajihni, Qur'onda kelgan 10 ta vajihni bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Zikr haqida 10 xil vajih kelyapti, birodarlar. Shuni o'zi siz bilan bizga bu amal qanchalar ulug' ibodat, qanchalar ulug' amal ekanligini ko'rsatib beradi. Birinchi vajih. Alloh taolo zikrga mutloq va muqayyad suratda amr qilgan. Mutloq amr. Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikran kathiran. Ey mu'minlar, Allohni ko'p zikr qilinglar. Bu mutloq amr. Allohni eslatganki narsani gapirar ekansiz, qilar ekansiz bu zikr bo'ladi. Tasbih aytdingiz, zikr. Qur'on tilovat qildingiz, zikr. Amru ma'ruf nahy qildingiz, zikr. Tasbih, tahlil, takbir, bularning hammasi zikr. Demak, Allohni eslatadiganki narsa bu zikr bo'ladi, bu mutloq suratda aytildi. Endi muqayyad, bog'langan holda aytildi. Astagfirullah. Vadkur robbaka fi nafsika tazarruan wa khifa va dunal jahr min al-qawl bil ghuduwi wal asal va la takun min al-ghafilin. Parvardigoringizni ichingizda yolvorib, qo'rqib, dildan ertayu kech yod qiling va g'ofil kimsalardan bo'lmang. Demak, zikr oshkora bo'ladi, maxfiy bo'ladi. Xorlik bilan bo'ladi, huzu bilan bo'ladi, qo'rquv bilan bo'ladi. Mana shu narsalarga bog'langan bo'ladi zikr. Qalbing bilan ham, tiling bilan ham Allohni zikr qilishing kerak. Demak, birinchi vajh, Alloh taolo zikrga buyurdi, mutloq va muqayyad. Ikkinchi vajh. Alloh taolo zikrdan g'aflatda qolishlikdan man qildi. Unutish va g'aflatdan qaytardi. Vala takum minal g'ofilin. G'ofil kimsalardan bo'lmang. Vazkur robbaka idza nasita. Agar unutib qo'ysang, xayolingdan ko'tarib qo'ygan bo'lsa, insonsan banda, darrov Robbingni zikr qilgin. Darrov Robbingni zikr qilgin. Nimadan g'ofil bo'lma? Allohni zikridan. Birodarlar, hayotimizdagi eng xatarli narsa bu g'aflatda bo'lishlik. Ko'p odamlar g'ofillik, g'aflat uyqusida yashaydi. Uyquda bo'ladi, lekin uxlayotganligini bilmaydi. Bundaylar uyg'onadi. Bir kun albatta uyg'onadi. Qachon uyg'onadi? O'lganidan keyin. Alloh taolay aytadi: "Fazaruhum yahuzu va yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun." Bas, bunaqalarni tark qiling. Va'da qilingan kunga ro'baro bo'lgunlaricha nohaq yo'llarda sho'ng'ib, o'z dunyolarida o'ynab kulib yuraversin. Shular bir kun keladi, uyg'onishadi. G'aflatda yashaganligini biladi, lekin vaqt o'tib ketgan bo'ladi. Birodarlar, hayot bizni ishlatib yuboradi. Shunaqa bir tushuncha bor. Hayot bizni ishlatib yuboradi. Nima degani? Bitta ishni tugatding, ikkinchisi chiqadi. Bitta g'amingni hal qilding, bitta muammoni yechding, orqasidan ikkinchisi chiqadi. Shunday qilib, muammo ketidan muammo, ish ketidan ish paydo bo'laveradi, paydo bo'laveradi, qarabsizki, hayot o'tib ketib qoladi. Hayot siz bilan bizni ishlatib yuboradi. Agar birodar, seni qilayotgan mana shu dunyodagi ishlaring, tijorating, kasbing, muomiling hamma vaqtingni egallab qo'ygan bo'lsa, Allohni zikr qilishdan to'sib qo'ygan bo'lsa, Allohni zikriga vaqting bo'lmayotgan bo'lsa,
sen aniq hasrat nadomatdasan. Çünkü mana shu ishlar seni g'ofil qilib qo'yapti. Namozda kechpayt o'qib oladi hammasini shomdan keyin. Bolada endi o'qiymiz bir ishlar misol pensiyaga chiqqanda o'qiyman degan gap bo'lardi bir 30 yil burun. Eslayapsizlarmi shu gaplaringizni? Namoz o'qi deb enalar aytsa nima degan? 30 dan boshlayman derdi, ittiroq niyat qilganlari. 30 dan o'tganlar nima derdi? Va ana shu pensiyaga chiqqanda o'qiyman deganlar ham biz aytayotganda g'aflatda qolgan odamlar. Birodarlar, g'aflat eng xatarli narsa. Alloh taol aytadi, astagfirullah, va la takunu kalladina nasullohu fa ansahum anfusahum ulayka humul fasiqun. Sizlar deyapti Alloh. Allohni unutib qo'yganligi sababli Alloh ularga o'zlarini kim ekanligini unuttirib qo'ygan kishilarga bo'lmaylar. Ana o'shalar haqiqiy itoatsiz fosiq kimsalardir. Bir qavm bor Allohni unutuvdi, umuman unutuvdi, g'aflatda qoluvdi. Allohni unutganligi uchun Alloh ularni o'zlarini kim ekanligini o'zlariga unuttirib qo'ydi. G'arb olamini qarasangiz, u yerdagi odamlarning ayrimlari erkakga erkakka uylanyapti. Ayol ayolga uylanyapti. Ayol kishi erkak kishiman deb, erkak kishi ayol kishiman deb pasport olyapti. Ahmoq emas ular, aqlli insonlar. Dunyo ishlarida siz bilan biz ularga yetishimizga bir 100 yil, 100 yil bor. Dunyo ilm fanida, taraqqiyotida o'tib ketdi bizdan. Lekin Allohni unutib qo'yganligi uchun Alloh ularni inson ekanligini o'zlariga unuttirib qo'ydi. Nima uchun bunday bo'ldi ular? Allohni unutishganida. O'xshatish mumkin bo'lsa, relsni ustida ketayotgan poyiz yoki uni vagoni faqat relsni ustida to'g'ri turadi. Agar relsdan tushirib qo'ysangiz, tamom u poyiz. Asfaltga tushirasizmi, mramorga tushirasizmi, tuproqqa tushirasizmi, tamom botib qoladi, yig'lanib ketadi, xullas tamom bo'ladi. Poyiz va uni vagoni faqat relsda to'g'ri yurishganidek, inson o'zini insonligini unutmaydi, agar Allohni unutmasa. Allohni unutdimi? Tugadi. Birodarlar, Allohni unutganligi uchun ular. Alloh ularni o'zlarini kim ekanligini o'zlariga unuttirib qo'ydi. Ular itoatsiz kimsalar. Mana shularga bo'lib qolmanglar deyapti. Alloh sen bilan meni birodar zikrga buyurdi. Mutlaq va muqayyat suratda. Qo'rquv bilan, umid bilan, tazarru bilan, oshkora va maxfi. Va g'ofil bo'lma deyapti. Vala takum minal g'ofilin. Allohni unutishdi. Shuning uchun bular bu dunyoga nimaga kelganligini unutib qo'yishdi. Nimaga yashayotganini unutib qo'yishdi. Ustidagi taklifotni unutishdi, omonatni unutishdi, solih amalni unutishdi. Bu ham yetmagandek o'zini ham kimligini unutib qo'ydi. Biz nimani o'rganyapmiz o'zi? Biz nafs tarbiyasini o'rganyapmiz. Qalb tarbiyasini o'rganyapmiz. Nima uchun namozda turganimizda ko'zimizga yosh kelmayapti? Shuni sababini o'rganyapmiz. Nima uchun qalblarimiz qatib ketgan? Nimaga bir yumshoqlik yo'q? Nimaga ko'z yosh yo'q? Nimaga? Mana shu tasavvufdan uzoq bo'lib ketganimiz uchun. Nafs qalb tarbiyasidan uzoq bo'lib ketgan. Biz shuni o'rganyapmiz. Uchinchi vajh. Najot va yutuq Alloh azza va jallaning zikriga bog'lab qo'yildi. Falonchi hayotda muvaffaqiyatga erishdi deyiladi. Bu nima degani? Hayotda onni topdi degani. Bir ilmni, kasbni, hunarni puxta egalladi degani. Mana shu sababli jamiyatda topish tushishi yaxshi bo'ldi. Bekami ko'si yashadi, oila qurdi, farzandli bo'ldi, jamiyatda muvaffaqiyatga erishdi, yutuqqa erishdi. E'tiborga erishdi, hurmatga erishdi. Ha, bu dunyo maydonida bir odamni erishgan narsasi yutuq deyiladi. Dunyo maydonida bir yutuqqa erishdi deyiladi, lekin haqiqiy yutuq emas, birodarlar. Chunki bu aytilgan narsalar ilm, hunar, martaba, oila, pul Allohni tanimaganlarga berilyapti nariyoqda. G'arb olamida. Biz aytayotgan yutuq faqat dunyo maydonida yutuq emas.
Ha birodalar, boylar, mansabdorlar, quvvat egalari dunyoda muvaffaqiyatga erishdi. Halolmi, harammi, birodar haqqimi, yo'qmi, nima bo'lganda ham bir narsaga erishdi. Ammo haqiqiy yutuq birodalar, oxiratdagi yutuq, oxirat hayotidagi muvaffaqiyat. Agar mana shu joyda yutgan bo'lsangiz, haqiqiy yutuqqa muvaffaqiyatga erishdingiz. Mana oramizda badavlat odamlar bor, o'rta hol odamlar bor, kambag'al odamlar bor. Boy deymiz, o'rta hol deymiz, kambag'al deymiz. Biz deymiz buni. Lekin Ali ibn Abi Talibda bir ajib so'zi bor ekan. Bu ulug' sahobiy aytadiki, boylik va faqrlik Allohga ro'baro bo'linganidan keyin ma'lum bo'ladi. Kimni haqiqiy boy bo'lgani, kimni haqiqiy faqir bo'lgani Allohga ro'baro bo'lgandan keyin bilinadi deydi. Agar shu falsafadan, shu tasavvurdan kelib chiqib turib aytadigan bo'lsak, kim haq, kim nohaq qiyomat kuni aniq bo'ladi. Kim yutdi, kim yutkizdi qiyomat kuni aniq bo'ladi. Kim haqiqiy aziz, kim xor qiyomat kuni aniq bo'ladi. Kimni past, kimni oliy ekanligi ham Allohga ro'baro bo'lgandan keyin ma'lum bo'ladi. Ungacha birodarlar, dunyoda aytyapmiz-da, ona yutdi, mana yutkizdi, ona oliy, mana past, mana boy, mana kambag'al deb. Haqiqiy kulgan qachon kuladi? Qiyomat kunidagi kulgi haqiqiy kulgi bo'ladi. Falyawmallazina amanu minal kuffari yadhakun. Bu dunyoda kofirlar musulmonlar ustidan kulyaptimi? Har narsasini aytib kulyapti masxaralab. Alloh aytibdi, "Falyawmallazina amanu minal kuffari yadhakun." Endi bu kunda deydi, qiyomat kunida. Mo'minlar kofirlarning ustidan kuladi deydi. Ana shu kulgi haqiqiy kulgi bo'ladi. Alloh ana shu kulgida kulishlikni hammamizga nasib qilsin. Agar ikki dunyoda yutuqqa erishni istasang, haqiqiy saodatli, baxtli insonlardan bo'lishni xohlasang, birodar Allohni ko'p zikr qil. Hatto dushmanga ro'baro bo'lganingizda, dushmandan g'olib bo'lish uchun ham Allohni ko'p zikr qilishingiz kerak. Astadu billah. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurulloha katiran la'allakum tuflihun. Ey mu'minlar, ey mu'minlar, agar dushman toifaga ro'baro bo'lsanglar, jang maydonida dushman qo'shiniga ro'baro bo'lsanglar, sobit turinglar va Allohni ko'p zikr qilinglar, shoyat g'alabaga erishsanglar. Shoyat g'alabaga erishsanglar, yutuqqa erishsanglar. Nima qilsanglar yutuqqa erishasizlar? Allohni ko'p zikr qilsanglar. Mo'g'ul tatar balosi bu insoniyatni ustiga kelgan. Xususan musulmon ummatiga balo bo'lib keldi. Ya'juj ma'juj mashlarmikin degan xayol kelib qoldi odamlarning kallasiga. Mo'g'ullarni yengib bo'lmaydi degan tasavvur kirib qoldi odamlarning kallasiga. Ana shu mo'g'ullarni shavkatini sindirgan, ularni ayni Jolud ma'rakasida mag'lub qilgan musulmon sultonlari. Sulton Beybars, Sayfuddin Qutuz. Ana shu hal qiluvchi ayni Jolud ma'rakasida jang bo'lishdan avvalgi kechada, jangdan avvalgi kechada bu Muzaffar qo'shin nima bilan mashg'ul bo'ldi, bilasizlarmi? Mana shu ulug' sultonlarning pirlari, ustozlari qo'shinni kechasi bilan Allohga duo iltijo qilib, kechasi bilan zikr bilan band bo'lishgini buyurdi. Qo'shin shunday qildi. Qo'shin uxlamadi, kechasi bilan zikrda bo'ldi, iltijo qildi, ko'p zikrda bo'lishdi. Natija qanday bo'ldi? Alloh azza va jalla bu sultonlarga, bu musulmon lashkariga g'alabani berdi. Vala zikrullohi akbar. Allohni zikri hamma narsadan buyuk dedimi Alloh? Shuning uchun Allohni ko'p zikr qilinglar, shoyat g'olib bo'lsanglar hamma ishda. Allohni qalbingda zikr qil birodar. Tilingda zikr qil birodar. Odamlarga eslat Allohni. Qanaqa majlisda o'tirma, yig'in bo'lsa Allohni zikr qilishli kerak. Agar shunday qilsang, qalbing xotirjamlikka to'ladi. Atrofingdagilarni chehralari ochiladi, sendan xursand bo'lishadi. Agar dunyoni zikr qilsang,
Odamlar atrofingda o'tirmay tarqaydi. Chunki dunyodan Alloh taolo hammaga ulushni har xil berganda. Dunyo matohidan ulush har xil berilganda, ammo Allohning zikriga hammaning imkoniyati teng. Vadkurulloha katiran la'allakum tuflihun. Va doim Allohni yod etingiz, shoyat najot topursiz. Nima gapirdik? Alloh taolo zikrni mutloq va muqayyad qilib buyurdi. Ya'ni mutloq zikr qilishimiz kerak va muqayyad zikr qilishimiz kerak. Ikkinchi vajh nima bo'ldi? Unutish va g'aflatdan Alloh taolo qaytardi. Uchinchi vajh. Najot va yutuqni Allohning zikriga bog'lab qo'ydi. Inson Allohni zikr qilar ekan, albatta yutuq va g'alabaga erishadi. Aqulu qawli hada va astag'firulloha li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Assalomu alaykum, Kavsar TV'ning ilmga chanqoq obunachilari. O'zimigrant servis sizga xizmat turlarini tanishtirib o'tadi. Deport va zabretingizni tekshirtirmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bularga sizning deport va zabretingiz qachon kim tomonidan qo'yilganligi, qaysi modda asosida qo'yilganligi, qachon ochilish kunigacha va jarimalar barcha ma'lumotlari bilan taqdim etamiz. Deport va zabretlarni ham ochib beramiz, albatta qonuniy yo'llar bilan. Registratsiyangiz bazada bor yoki yo'qligini tekshirib beramiz. Bizda hammasi halol va ishonchli. Murojaat uchun telefonlar, WhatsApp yoki Telegram orqali ekranda ko'rsatilgan telefonlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.